Evet, diploma puanı hesaplama, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı hesaplama. Birçok arkadaşımız bu soruyu soruyor, nasıl hesaplanacağını bilmiyor. Bizlerse Excel'de bunun kısa yoldan nasıl hesaplanacağını buradan görelim arkadaşlar. Şimdi öğrenci sisteminize giriş yaptığınız zaman öğrenci sisteminizde öğrenci genel bilgiler bölümünde ders bilgileri alınan diye bir bölüm görüyorsunuz arkadaşlar. Burada sizin şu ana kadar aldığınız bütün notlar liste haline dökülmüştür. Burada ne var? Ders kodu var, dersin adı var, dersin ortak mı seçmeli mi olduğu var, sınav puanı var, notu var, kredisi var, sınav durumu ve sınava hangi dönemde girdiği. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ya da diploma puanı hesaplanırken bize burada iki tane bilgi lazım. Bir, sınav puanı lazım. İki, bu dersin kredisi lazım. Şimdi biz bu sınav puanlarını ve kredileri birbirlerine çarparak ve toplam kredi sayısına bölerek bu öğrencimizin şu ana kadar girdiği derslerden diploma puanı ne kadar oluşmuş ona bakacağız arkadaşlar. Bunu yapmanın tek birden fazla yöntemi var. İster kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ama benim yapacağım Excel yöntemiyle çok kısa bir şekilde diploma puanınızı hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunun için ne yapıyorum? Bakın sağ üst köşede Excel'e aktar diye bölüm var. Bunu Excel'e aktar dediğim zaman şu notları bilgisayarınıza bir Excel dosyası halinde indirecek. Tıklayalım ve indirelim arkadaşlar. İndirdikten sonra artık bir Excel dosyasıyla karşı karşıyayım. Şu ana kadar girmiş olduğum tüm derslerin notları, kredileri ve diğer bilgileri karşımda. Şimdi şu aradaki hücrelere çift tıklayarak buraları biraz genişletelim. Ve kendim kullanacağım veriler dışındaki bütün verileri buradan temizleyelim. Ben burada ders kodunu kullanmayacağım. Şuradaki A'nın üzerine sağ tuş sil diyorum. Dersin adını kullanayım. Kategoriyi kullanmayacağım. Sağ tuş sil. Sınav puanını kullanacağım. Notla işim yok. Sildim. Sınav durumuyla işim yok. Sildim. Dönemle işim yok. Sildim. Ve ek dönemle işim yok. Sildim. Şimdi artık sınav puanı hesaplamayla baş başa kaldım. Şimdi öğrencinin sınav puanı var ve kredisi var. Öncelikle tüm derslerin tek tek sınav puanıyla kredi sayısını çarpıyorum arkadaşlar. Ortaöğretim başarı puanı yani diploma puanınızı hesaplıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bunun için Excel'de bir eşittir ibaresi koyuyorum. Ve tarih 1 dersinin sınav puanının olduğu hücreyi seçtim. Bir çarpı koydum. Ve kredisini seçtim. Ve Enter'a bastım. Artık tarih 1 dersinden 45 almışım. Kredisi 2 ve ağırlıklı notunun 90 olduğunu görüyorum. Her bir ders için tek tek bunu yapmam lazım. Dil ve anlatım için B4 çarpı C4. Daha kolay bir yöntemi var. Ne yapıyorum? Bir tane hücreye hesapladıktan sonra ona bir defa tıklıyorum ve sağ alt köşedeki siyah bir artı işareti görene kadar noktanın üzerinde geziyorum. Siyah artıyı gördükten sonra tutup aşağıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Ve çektikten sonra tüm derslerin ağırlıklı ortalamalarının hesaplandığını görüyorsunuz. Bakın burada çok önemli bir not var. 1020 rakamı görüyorsunuz. Neden? Seçmeli matematik 1 dersinden bu öğrenci 85 almış. Ve kredisi 12 olduğu için ortalamasına çok çok önemli bir etkide bulunmuş arkadaşlar. Buradan hemen şu çıkarımı yapabiliriz. Kredisi yüksekte bir dersin diploma puanına etkisi o kadar fazla olur. Şimdi devam edelim hesaplama işlerine. Biz kredileri biliyoruz. Ne yapacağız? Bütün kredileri toplayacağız önce. Eşittir. Daha doğrusu eşittirden ziyade şöyle otomatik toplama yapalım. Yukarı çıkalım. Birinci krediden tuttum. Aşağıya doğru çektim. Burada bir 168 rakamı görmem lazım. Çünkü bu öğrencinin şu ana kadarki aldığı notlar 168 kredi etmiş. Peki ağırlıklı notları kaç? Onu hesaplayalım. Hemen aynı şekilde buraya da aşağı doğru iniyorum. Ve otomatik toplam butonuna basarak bu öğrencinin toplam ağırlıklı notunu da bu şekilde hesaplıyorum. Bu öğrenci şu ana kadar girdiği sınavlardan 168 kredi toplamış. Aldığı notlarda kredilerle çarpıldığı zaman 12.485 ağırlıklı puana ulaşmış. Şimdi bu öğrencinin diploma notu eğer şu şekilde mezun olsaydı ne olurdu? Hemen onu da şuraya hesaplayalım arkadaşlar. Eşittir ağırlıklı not toplamlarını bölüyorum toplam krediye. Evet. Enter'a bastığım zaman bu öğrencimizin 74.3155 gibi bir
diploma puanının olacağını görüyorum. Şimdi arkadaşlar anlamayanlar videoyu tekrar baştan izleyebilirler. Ben burada birkaç örnek vereceğim. Şimdi ne dedik? Kredisi yüksek olan bir dersin notu yüksekse diploma puanınıza etkisi direkt yüksek olacaktır. Bakın şimdi bu öğrencimiz seçmeli matematik 1 dersinden 85 aldığı için diploma notuna çok büyük eksi. Eğer bu öğrenci matematik dersinden 45 alsaydı, artık Excel'de otomatik bir hesap yaptık, burası direkt değişecektir. 85 yerine 45 alsaydı bakın diploma notu direkt 71'e düşecekti. Ama kredisi 2 olan ya da 1 olan ders var mı? Var. İnsan hakları bakın 90 almış, kredisi 1. Ağırlığı çok düşük. Bu dersten 45 alsaydı ne olacaktı? Bakın neredeyse hiçbir oynama olmadı. Az önceki 74.3155'ti. Buradan 45 alsa 74.0476 oldu. Şimdi tekrar mesela yüksek kredili bir ders seçelim. 8 kredilik bir seçmeli biyoloji dersi var. Bu dersten 65 almış. 100 alsaydı ne olurdu? Şu ana kadarki hesaplamalarımıza göre diploma notu 74. Eğer bu öğrenci bu dersten 100 alsaydı, çünkü kredisi 8 kredi, bakın diploma puanı nasıl atlayacaktı? 75.9, neredeyse 1.5 puan atlayacaktı arkadaşlar. Burada bakın seçmeli matematiği seçerek ve yüksek puan alarak, hatta buradan 100 alsaydı bakın 75'e çıkacaktı. Yüksek not olarak öğrenci çok büyük bir avantaj sağlamış kendisine. Ama daha önceki notlarına baktığım zaman 6 kredilik bir matematik dersinden de 51 notu gelmiş. Buradan 100 alsaymış ne olurmuş? Bakın gördüğünüz gibi yine diploma notu oldukça yükselmiş. Şimdi basit bir yöntemle Excel'den nasıl diploma notu hesaplandığını gördük arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız iki sonuç var. Birinci sonuç, krediniz ne kadar yüksekse, o dersin kredisi ne kadar yüksekse diploma notuna etkisi o kadar yüksek olacaktır. Başka bir sonuç ise arkadaşlar, diploma notunuz orta öğretim başarı puanınızdır. Orta öğretim başarı puanı üniversite sınavında alacağınız puana eklenir. Orta öğretim başarı puanınızın yüksek olması demek üniversite sınavında diğer öğrencilerin önüne geçmeniz demek arkadaşlar. Bu iki önemli sonucu buradan çıkararak sınavlarda alacağınız notlara bu şekilde dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Açık Size TV olarak hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.